Evet sevgili dostlarım, bugün sizlere Ay Doğdu ile Gün Doğdu isimli masalı nakletmeye çalışacağım. Bu masal yine benim kaynak kişilerimden merhume Feride Atik tarafından yıllar önce bana anlatılmıştı. Tabii o vakitler ses kayıtlarımız da vardı ama o ses kayıtlarına maalesef ki şu an ulaşma imkanımız bulunmuyor. O yüzden ben sizlere bu masalı nakletmeye çalışacağım. Bu masal burada gördüğünüz gibi benim yüksek lisans çalışmam olan Bünyan Yöresi Halk Edebiyatı, Folklor ve Etnografyası isimli kitapta yayınlanmıştı. Ve yılını da size söylemek istiyorum. Kitabın basıldığı seneyi de söylemek istiyorum. 1994 yılında yayınlanan kitabımdan nakletmeye çalışacağım. Efendim, evvel zaman içinde bir ananın bir babanın bir oğlu varmış. Bu oğlan Müslüman mektebine gidermiş. Mektepte hocaları bir rüya gördüğünde, bir rüya gördüğün vakit hayrola demezlerse kimseye rüyayı anlatmayın demişler. Oğlan da bu sözü unutmamış. Bir gün bu çocuk bir rüya görmüş. Anasının yanına varmış. Ana ben bir rüya gördüm demiş. Anası da ne gördün oğlum söyle demiş. Oğlan da söylemem demiş. Anası oğlanı azarlamış. Oğlan bu sefer babasının yanına varmış. Ben bir rüya gördüm demiş. Anam sordu, anama söylemedim. Deyince babası oğlum öyleyse bana söyle demiş. Babasına da sana da söylemem demiş. Babası da öfkelenip oğlana bir tokat vurmuş. Oğlan ağlayarak hocasının yanına varmış. Hocası oğlum niye ağlıyorsun demiş. Dün bir rüya gördüm. Anam sordu, anama söylemedim. Babam sordu, babama söylemedim. Babam da bana bir tokat vurdu. O yüzden ağlıyorum demiş. Öyleyse bana söyle oğlum demiş. Hocası sana da, hocasına sana da söylemem demiş. Hocası da oğlanı azarlamış. Oğlan da kızmış, oradan ayrılmış, gitmiş, vara vara İstanbul'a varmış. Bir konağın yanından geçerken dinliyor ki içeriden sesler geliyor. Orası meğerse mektepmiş. Giriyor, 3-5 gün okuyor. Hocası oğlum kimsin, nesin, nereden geldin diye sormuş. O da böyle böyle anlatıyor, bir rüya gördüğünü, kimselere söylemediğini ifade ediyor. Hocası da öyleyse bana söyle oğlum diyor. Sana da söylemem. O zaman bu oğlanı şikayet ediyorlar. Şikayet olunca da oğlanı padişahın yanına çağırıyorlar. Kimsin, necisin diye soruyorlar. Böyle böyle anlatıyor, bir rüya gördüğünü, kimselere söyleyemediğini anlatıyor. Padişah öyleyse bana söyle yavrum diyor. Sana da söylemem diyor. Padişah da bunu zindana attırıyor. Padişahın da bir kızı varmış. Oğlanı görüyor ve ona gönlü düşmüş. Her gün zindana gidiyor. Oğlana yiyecek götürüyor ve onunla sohbet ediyor. Bir gün komşu memleketin kralı padişaha bir değnek göndermiş. Diyor ki bu değneğin kalın ucu nere, ince ucu nere bilirse bilsin, bilemezse
Ona harbim var diyor. Yani savaş açacağım diyor. Yani çok da dostane bir davranış değil. Oğlan kızın üzgün olduğunu görünce niye üzüldüğünü soruyor. O da böyle böyle kraldan bir değnek geldi. İnce ucu nere, kalın ucu nere bilirse bilsin, bilemese harbim var diye haber göndermiş. Biz de bilemedik, ona üzülüyoruz diyor. Oğlan da diyor ki onu bilmeyecek ne var? Bir kabın içerisine su koyun, değneği de içine yatırın. Kalın ucu hangisi ise suya batar. Kalın ucu burası, ince ucu burası deyip işaretleyin ve tekrar gönderin diyor. Kız varıyor, padişaha bu cevabı iletiyor. Oğlanın dediğini yapıyorlar, değneği işaretleyip krala geri gönderiyorlar. Aradan birkaç zaman geçiyor. Kral bu sefer bir kısrak ile bir tay gönderiyor. Bunların anası hangisi, tayı hangisi bilirse bilsin, bilemezse harbim var diyor. Böyle böyle kız da bunu geliyor oğlana iletiyor. Oğlan da diyor ki önlerine birer torba arpa koyun. Anası önündeki arpanın taşlarını ivitler. İvitlemek, ayıklamak, ayıklamak. Tay da arpayı yer diyor. Siz de anası şu, tayı şu diye işaretleyip damgayı vurun, krala gönderin diyor. Kız padişaha varıyor, cevabı iletiyor. Hemen oğlanın dediklerini yapıp, atları damgalayıp krala geri gönderiyorlar. Aradan yine zaman geçiyor. Kraldan haber geliyor. Padişaha söyleyin, benim kısrak burada yenilmiyor. Ahırdaki atını kısa bağlasın diyor. Bunun cevabını versin, vermezse harbim var diyor. Cevabı yine bilemiyorlar. Kız soruyu oğlana, zindana iletiyor. Oğlan da diyor ki babana söyle de beni buradan çıkarsın. Gidip o krala cevabı kendim vereceğim diyor. Kız da babasına varıyor, durumu anlatıyor. Baba, bunların bütün cevaplarını veren kişi bu oğlandı. Bu oğlan da zindanda yatıyor. Bu sorunun da cevabını verecek ama zindandan çıkarırsan cevabını götürüp krala iletecek diyor. Oğlanı zindandan çıkarıyorlar. Oğlan yanına 11-12 yaşında, yaşlarında 40 tane çocuk alıyor. Kralın memleketine varıyor. Kralın oturduğu şehirde ne kadar it varsa taşlayıp yazıya sürüyorlar. Kralın adamları krala Türkiye'den çocuklar gelmiş, ne kadar it varsa yazıya sürüyorlar diye haber veriyorlar. Kral çocukları yakalattırıyor. Oğlana soruyor, en büyüğünüz kim diyor. Orada bir boşta gezen deve varmış. Oğlan deveyi ileri sürüyor. Diyor ki en büyüğümüz budur. Kral, yok oğlum sakallınız kim? Kimse o gelsin diyor. Oğlan tutuyor, bir keçi yakalıyor, onu getiriyor. Diyor ki işte sakallımız budur diyor. Yok oğlum diyor kral, hanginiz laf söz bilirseniz o gelsin diyor. Oğlan benim diyor, buyurun. Kral, aslanım bu şehirdeki itleri niye yazıya sürüyorsunuz diyor. Oğlan da bizim dağda kurt töremiş, sizin dağda it töremiş.
Sizin dağdaki itler bizim dağdaki kurtları kovalayacak diyor. Kral, olur mu oğlum diyor. Bizim dağdaki itler sizin dağdaki kurtlara ne yapabilir ki? Bu işi yaptınız böyle diyor. Oğlan da diyor ki, öyleyse senin ahırdaki kısrak bizim ahırdaki ata ne yapabilir ki sen bize böyle böyle haber gönderiyorsun diyor. Kral şaşırıyor bu cevap karşısında. Aferin oğlum, sen akıllı bir oğlan mısın diyor. Sana bir mükafatım var diyor. Kral kızını Müslüman ediyor, bu oğlana veriyor. 3 deveye de çeviz yükletiyor ve oğlanı padişahın memleketine, Türkiye'ye gönderiyor. Padişah da ahd etmiş ki, buradaki padişah da eğer oğlan bu işi de hallederse artık ona kızımı vereceğim demiş. Oğlan varıyor. Bu cevapları, bu olanı biteni duyunca da padişah da ona kızını veriyor. Bir gün bir kızla, diğer gün öbür kızla gerdeğe giriyor, evleniyor. Padişah da oğlanı ordusunun başına geçiriyor ve onu komutanı yapıyor. Oğlan bir süre sonra askerlerle çekip gidiyor ordunun komutanı olarak. Aradan zaman geçiyor, tekrar geliyor. Bakıyor ki bir hanımından bir kız çocuğu, diğer hanımından da bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş. Çocuklar geliyorlar, babalarının dizlerine sarılıyorlar. Bir yavrusu bir dizine yatıyor, öteki öbür dizine yatıyor, uyuyorlar. Oğlan hanımlarına diyor ki, ben küçükken bir rüya gördüydüm diyor. Hemen ikisi bir, iki hanım birden hayrola diyorlar. Oğlan anlatıyor. O rüyada iki ışık peydah olduydu. Bir dizime gün doğduydu, bir dizime ay doğduydu diyor. Yavrularını gösterip, bakın işte diyor. Şimdi rüyam gerçek oldu diyor. Evet, bu masal da burada bitiyor. Bu masalı anlatan kişi, bir kez daha söyleyeyim, Bünyan'ın Artıkoğulları sülalesinden Feride Atik annemiz idi. Benim de annemin çok yakın bir arkadaşıydı. O da masallarının büyük bir bölümünü bana anlattı ve ben onları hem yazıya geçirdim hem de hafızamda tutmaya çalışıyorum. Çünkü artık masal dedelerimiz, masal annelerimiz maalesef hayatta değiller. Hepsini Allah gani gani rahmet eylesin, nurlar içinde yatsınlar. Ayrıca unutmayın ki rüya gördüğünü ifade eden bir kişiye hayrola demek oldukça güzel bir davranış olur. Gökten 3 elma düştü. Bu elmalardan biri benim başıma, anlatanın başına. Diğeri dinleyenlerin başına. 3. elma da sevgili dostlar, uzaktakilerin başına düştü. Hoşça kalın.